başaramadı. Nakit akışını yönetmeyi de başaramadı. Çünkü zor bir süreçte pandemi. Belki henüz çok fazla iflas, temerrüt bunları göremedik bu yıl. Çünkü birçok şirkette elbette yüzdürülüyor. Hüseyin Ali'nin de söyledi. Birçok banka bunu tercih etmek durumunda kaldı diye. Şimdi detayları konuşacağız ama onun öncesinde ben bir haberi hemen size aktarayım. Hüseyin Ali'nin demişti ki kötü banka uygulamasının hala gündemde olduğunu ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak da şu an böyle bir şirkete ihtiyaç olmadığını vurguladı. Hemen gidelim KPMG Türkiye Şirket Ortağı Orhan Turan'a ve fikirlerini alalım. Orhan Bey hoş geldiniz. Zeynep hemen söz size vereyim. Merhabalar Güzel Hanım, hoş bulduk. Tabii bu tahsili gecikmiş alacaklar konusuna aslında iki türlü bakmamız lazım. Bir tanesi pandemi öncesinden kaynaklanan tahsili geçmiş alacaklar. Bir de pandeminin getirdiği yeni etkiler. Şimdi pandemiyle birlikte tabii devlet yardımları, tüm dünyada olduğu gibi devlet yardımları, kredi büyümeleri, işte bir takım veri rekan bizde yaptığı ve diğer ülkelerde de regülatörlerin yaptığı kredi ötelemeleri tabii finansal sektör üzerinde bir baskıyı azalttı. Dolayısıyla hani Sayın Genel Müdür'ün söylediği gibi şu anda bankacılık sektörünün sorununu alacakları bir önceki yılın bile altında. Bu da açıkçası gayet normal ve uluslararası örnekler ve uluslararası rakamlara baktığınızda onlarla paralellik arz ediyor. Ama tabii bu bu durumun ortadan kalktığı anlamına gelen bir şey değil. Dalga ve özellikle pandemi etkileriyle birlikte dalganın tekrar geri gelmesi kaçınılmaz. O yüzden de bu konunun gündemden düşmüş olması da mümkün değil. Ben bu anlamda Hüseyin Bey'in söyledikleriyle hemfikirim. Gündemde olmalı ama bu arada şunu söyleyeyim. Bu varlık yönetim şirketi ya da Bad Bank dediğimiz yapı bu sorunun çözümü için tek yöntem değil. Belki de güncellenmesi gereken ve farklı yöntemlerin de tartışılması gerektiği bir duruma doğru gidiyoruz. Peki burada biraz detay paylaşır mısınız? Neden gündemde olmalı ve neden tartışmalı? Yani pandemiden dolayı bu yüzdürülüp yüzdürülememe konusu, batık kredi rasyoları ya da tahsil gecikmiş alacak oranlarının artması, sizce şu an bu rasyolar sağlıklı değil mi? Biz asıl tabloyu bu yıl mı göreceğiz? Yok, bence şöyle, şimdi tahsil gecikmiş alacakların neden önemli olduğunu söyleyelim. Yani bu işte kredilerin işte batması vesaire diye bakarsanız bankacılık sektörün sorunlu kredi düzenli olarak işinin ayrılmaz parçası. Her dönem bunlar olabilecek ve olan şeyler. Fakat tahsili gecikmiş alacakların bilançodaki oranı ve bunun doğru yönetilmesi meselesi bankaların kredi verme kabiliyetini koruması açısından önemli. Şimdi biraz önce başlarken de söyledim, zaten bizim pandemi öncesinde bile bu konular gündemimizdeydi. Hatırlarsanız bu konuların tartışmasının, bu kötü banka tartışmalarının orijini aslında pandemi öncesinde de var. Dolayısıyla Türk bankacılık sektörünün var olan bu yükü belli bir oranda piyasanın başka oyuncularına devrederek bilançolarının kredi verme kabiliyetini arttırması gerekiyor. Ama şimdi önümüzde gelen durum bir de pandeminin yarattığı bazı sektörlerde de daha farklı etkiler de var. Dolayısıyla bugün eğer biz bu sorunu yaşamıyor olsak bile, ki yaşamıyoruz dediğim gibi 2020 sonu rakamları açıklandığında 2019 sonuna göre biz NPL rasyolarında düşüş de göreceğiz. Ama bu bankaların ve şirketlerin doğrudan ya da dolaylı şirket kamu destekleri, kredi büyümeleri, vergi indirimleri gibi bu etkilerin de bir sonucu olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla aşağıda alttaki sorun devam ettiği sürece aslında bu tahsili gecikmiş alacaklar dalgasının biraz gecikmeli de olsa geleceği kaçınılmaz. Ama seviye açısından bakarsanız, hani hangi seviyede olur diye bir yorum yapacak olursak, bugünkü koşullar çok bankacılık sektörünü derinden etkileyecek, sermaye açığını çok büyütecek bir şekilde olmayacak gibi görünüyor an itibariyle. Ama bugünkü seviyelerde kalmayacağı ve bunun yükseleceği de bence hepimizin kabul etmesi gereken kaçınılmaz bir gerçek. Ve bunun etkileri ne zaman diye sorarsanız eğer, bunları bu sene mi göreceğiz diye, açıkçası bunların etkisini görmek için zamandan ziyade pandemi sürecinin yavaşlaması ve pandemiden kaynaklanan kamu destekleri ve kamu teşvik nitelikli krediler düzeninin sona ermesinden sonra ancak bunu anlayabiliriz. Bunlar devam ettiği sürece anlamamız mümkün değil. Peki Orhan Bey, burada birkaç tane nokta var. BDDK'nın düzenlemeleri, grup 1, grup 2 ve grup 3 sınırlamaları, yani daha doğrusu hangi kredinin nerede sınıflandırılacağına dair düzenlemeler. Burada biraz daha esneme yapılır mı yoksa regülatörler sıkı olmaya devam mı edecek? Ben sıkı olmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Kişisel zaten kanaatim, bir miktar esneme yapıldı değil mi geçtiğimiz sene? Evet, yapıldı. En son zaten Haziran sonuna kadar uzatıldı bu 180 güne kadar.
bir aslında sabır süresi diye diyebileceğimiz şirketlerin gecikmeye düşme sürelerinin sınıf değiştirmeye konu olması için. Haziran sonunu açıkçası şu anda bütün para piyasaları ve hükümetin ve Merkez Bankası'nın genel politikaları, belediyelerin yaklaşımını birlikte düşünürsek ben Haziran sonundan sonra tekrar bir uzatma olmasını beklemiyorum. Dolayısıyla Haziran sonuna kadar zaten şu anda bankalar açısından böyle bir şey yok. Şimdi burada sınıflama meselesi, bu sınıflama uluslararası standartlardan kaynaklı böyle 3 sınıf olarak yapılıyor ve UFRS 9 dediğimiz bir metodolojiyle bu sınıflamalar yapılıyor. Fakat bunların arkasında bir finansal modelleme var. Yani her bankanın kendi istatistiki verileriyle beraber herhangi bir alandaki şirketlerin sorunlu hale düşme oranlarını dikkate alarak yaptıkları bir modelleme var. Ve bunun sonucunda şirketleri sınıflıyorlar. Bu bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Bunun bir kere garip bir durum olmadığını, olağan bir durum olduğunu söylemek lazım. Çünkü her banka kendi istatistiğini kullanıyor. İkincisi de şu, bana göre bu şu andaki bankaların bunu yapmaya başladıklarını da düşünüyorum. Pandemi sonrasında artık ortada bir kütlesel bir finansal krizden değil, sektörel etkileri farklılaşan bir sorundan bahsetmek söz konusu olacağı için muhtemelen bu modellerin değişmesi, revize edilmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz biraz önceki katılan konuk gibi bazı sektörler çok olumlu etkilendi bu pandemiden ama bazı sektörler de olumsuz etkilendi. Dolayısıyla bu sınıflamaların arkasındaki finansal modellemelerinin de değişmesi ve bankaların bu süreci daha aktif yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada çok kısa aslında şunu da söylemek isterim. Avrupa Birliği bizim birçok anlamda uyum ve müktesebatı ve diğer konularda takip ettiğimiz bir yapı. Bu konular şu anda Avrupa Birliği'nin de en temel konularından birisi finans konusunda. Ve orada aslında ECB yani Avrupa Merkez Bankası da farklı senaryolarla bankalar üzerindeki bu tahsili gecikmiş alacaklar riskinin bu sene değil ama yakın dönemde daha sonraki dönemlerde artabileceği öngörüsüyle bazı çalışmalar yapıyor ve bu arada bankalara tavsiye ettiği aslında üçlü bir şey var, formül var. Basit indirgersek, öncelikle tanımla, riski tanımla. İkincisi bu riski yönet. Üçüncüsü de bu riskin gerçekleşmesini engelle. Tabii bunların her biri ayrı başlık ama Türk bankacılık sektörünün ve BDDK açısından da, regülatör açısından da bu üç madde üzerinde bankacılık sisteminin bu süreci bugünden, yani daha doğrusu bugün de demeyelim, daha önceden de başlamış durumda bu süreci yönetmesi gerekir ve yönetiyordur diye düşünüyorum açıkçası. Peki son sorum da şu olacak size. Tabii sizin eklemek istedikleriniz varsa onları da detaylandıralım ama sektör olarak elbette turizm sektörü, hizmet, restoranlar buraya dair çok büyük bir endişe var. Biraz analiz edebilir misiniz? Hem öngörünüzü hem de şu an elinizdeki rakamlarla en çok bozulmayı nerede bekliyorsunuz? Tabii yani bu işin yani bu pandemi sürecinin insanların eve kapanması ve ofislerin artık uzaktan çalışmaya dönüyor olduğu için bunları bir arada düşünürsek eğer tabii ki en fazla neresi etkilendiği bence herkesin kolaylıkla cevaplayabileceği bir soru. Yolcu taşımacılığı, yani hava yolu, karayolu, demir yolu ve deniz yolu, hepsi bütün yolcu taşımacılığı ve buna bağlı yan hizmetler. Ticari gayrimenkulün yakın ve orta dönemde daha farklı sorunlarla karşılaşacağını düşünüyorum. Çünkü yakın zamanda çok büyük bir holdingimizin de kamuya açıkladığı gibi artık şirketler yavaş yavaş evden çalışma düzenini kalıcı düzen haline getirme yolunda hareket ediyorlar. Ve ticari gayrimenkuller açısından bu önemli bir sorun. Alışveriş merkezleri ve organize perakende yani yerinde perakende dediğimiz bütün o yapı yine aynı şekilde. Restoran ve eğlence merkezleri, bunun içinde sinemalar, spor salonları ve sportif aktiviteler de var. Bunlarla birlikte tabii turizm sektörü bunların hepsinin içinde belki de en ülke GDP'si açısından da bakıldığında en önemli etkinin olduğu yer. Ama ben bunların içerisinde turizmi geri toparlama anlamında da en şanslı sektör olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkemizde çok iyi turizm tesisleri var. Yani doğamız ve ülkemiz ve maliyet yapısıyla zaten çok cazip. Özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris o bölge. Çok ciddi sorunları var sektörün şu anda. Ama bu pandemi ortadan kalkıp insanların seyahat kısıtlamasının ortadan kalktığı günden sonra da açıkçası turizm sektöründe çok parlak birkaç yılı peş peşe bekliyoruz açıkçası. O yüzden yani turizm sektöründeki sorunlar biraz farklı ama ticari gayrimenkul ve perakende sektörü diye bakarsak orada yapısal bir takım değişimler var ve o sektörleri biraz orta uzun vadede gerçekten olumsuz anlamda etkileme kapasitesi var.
Doğal olarak bu şirketlerin bugünden aslında ana stratejilerini değiştirmeleri gerekir. Çünkü yani yaklaşmakta olan gerçekten görünüyor. Orhan Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve değerli analizinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, selamlar. Çok sağ olun. KPMG Türkiye Şirket Ortağı Orhan Turan'ın görüşlerini aldık. Kısa bir ara, aranın arkasından Gizem Uzuner Gençlik'te Grafik Düellosu'nda karşınızdayız.